Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Akıllü dukhule alel agniye. Zenginlerin yanına girmeyi azaltın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerin yanına girmeyin demiyor. Ama az gidin diyor. Neden? Fe innehu zira zenginlerin yanına az girmeniz ahra en la tezderu ni'amallah azze ve cel. Allah'ın size verdiği nimetleri az görmenize engel olur. Az görmemeniz için en layık olan budur. Ne demek bu? Şimdi sen çalışmışsın, didinmişsin. Ancak evi geçindirebiliyorsun. Ama öbür tarafta adam aynı senin yaşta. O köşeyi dönmüş. Kaç yerde iş yeri var. Çok zengin. Mal mülkü çok. Onu görünce yaşı aynı. Aynı zamanda dünyaya gelmişsiniz ama o çok zengin olmuş. Sen ise ancak aileyi geçindirebiliyorsun diye kendinde olanı az görülmeye başlarsın. Allah bana az vermiş ya, niye az veriyor filan demeye getirirsin. Ondakini gördün mü kendine verdiğini az görmeye başlarsın. Onun için onların yanına gitmeyi asaltınız. İnsanoğlunda haset, başkasında olanı çekememe, kendi çıkarını isteme duyguları vardır. İnsan iki taraflıdır. Bir ruh tarafı, bir de beden tarafı. Ruh tarafında bunlar olmaz. Ama o beden tarafında, nefis tarafında, nefsi emmare tarafında böyle başkasını kıskanırsın, haset edersin. Onda niye çok, bende niye az filan derken Allah'a kabahat bulmaya gidersin. Niye ona çok verdin, bana az verdin gibi duygulara kapılırsın. Haset damarların kabarır. Halbuki senden çok daha aşağıda olanlar var. Değil mi? Balın mülkün olmasa bile gözün görüyor, kulağın duyuyor. Elin ayağın tutuyor, sağlıklısın. Bu ne kadar büyük nimet. Hiç gözü görmeyenler var, kulağı duymayanlar var, ayakta gezemeyenler var. Çok değil mi toplumda? Elhamdülillah, ben onlara göre çok iyiyim. Onlara bakarsanız, oh şükür ya Rabbi dersiniz. Ama bir de işte yükseldiğinden yukarıya bakarsan, benimki az, niye ona çok veriyor demeye gidersin. Zenginlerin yanına girmeyi azaltın. Bu duygulara kapılabilirsiniz. İnsanın şeyinde bu vardır. Tabii mutlaka herkes bunu yapar değil. Az gidin diyor onun için. Hiç gitmeyin demedi. Buyurmadı. Yani nefsinizin bu taraflarını frenlemeniz lazım. Dilinizi tutmanız lazım. Allah ne yaparsa insanın hayrına yapar. Biz hadislerde görüyoruz. Buradan da okuduk. Bağsına diyor çok mal veririm. Çünkü vermesem bana isyan eder. Evet. Bazısına az mal veririm. Çok versem o da isyan eder. Malına güvenir. Ben insanların lehine hareket ederim. Allah ne yaparsa güzel yapar. Benim hakkımda böyle hayırlıymıştı. Değil mi? Öyle biliyorsunuz. Zenginler var. Hiç ne Allah, ne peygamber, ne cami, ne ibadet. Hiç oralı değildir. Evet, bazısı böyle şımarır. Bazısı da bana az verdi diye isyan eder. Allah'a karşı isyan eder. Onun için Cenab-ı Hak bizim lehimize olan şeyi yapar. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah ne yaptıysa güzel yapmış. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş.
Mevla görelim netmiş, netmişse güzel etmiş. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözüdür. Arifler bunu görürler. Onun için seni bu gibi duygulara sevk edecek bir sebep, sebeplerden birisi olduğu için zengin yanına çok gitme. Sana verilen nimetleri az görmeye başlarsın. Haset edersin. Evet. Az verdi bana diye Cenab-ı Hakk'a karşı acayip tutumlara girebilirsin. Evet. Onun için bunu azaltınız. Buradan şu da anlaşılıyor. Zenginlik Allah'ın büyük bir nimetidir. Ama çetin bir imtihandır. Para oldu mu, zenginlik oldu mu, adamın yürüyüşü bile değişir. Konuşması değişir. Tavırları değişir. Para böyledir. İnsanı değiştirir. Değişmemek lazım. Bunu valla Rabbim verdi. Şükür demesi lazım. Ama herkes bu şükrü yapmıyor. İnnemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitne. Ayet-i Celil'e. Mallarınız sizin için çetin bir imtihan sebebidir. İnsan zengin olunca anası babası, memleketi, sıle-i rahim hiç aklına gelmez. Onlar burnun sümü okuyor, kulağı duymuyor falan. Ya çok geri insanlar, çağ dışı insanlar demeye gidenler yok mu yani? Vaktiyle gelmiş Anadolu'nun bir köyünden İstanbul'da zengin olmuş. İmtihanı kaybedenler vardır. Şuna buna yardım edelim. Enayi miyim ben? Onlar nasıl kazandı ben? Sabahlara kadar uyumadım. Para öyle kolay mı kazanılıyor? Demeye gider. Tabii kardeşim ya. Allah bana verdi. Ben de Allah yolunda seve seve harcarım. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Buyurun. Kaç kişi diyor böyle. Senetle mi ödeyemiyorum, çekle mi ödeyemiyorum. Bin türlü dere su getiriyor. Değil mi? Bin türlü dereden su getirmeye çalışıyor. İşte böyle bir imtihan sebebidir. İmtihan sebebidir. Bu nedenle bu imtihanı kazanamayacaksan alma, az mal daha iyidir. Az mal daha iyidir. Sen ne diyorsun? Çok verip azdırma, az verip gezdirme. Ne güzel söz bu, Anadolu sözü. Çok verip azdırma. Çok verdiği zaman azıyorlar. Sonra da tabii ölürken herkes bir kaputla gidiyor, kaput beziyle. Hiç bunu düşünen yok. Dünyada eline imkanlar geçince şımaran çok insan var. Bu imtihanı kaybederler insanlar. O nedenle sen de böyle kimsenin yanına gidersen kendiki nimetleri görmez olursun. Böyle çok adamlar var. Çok adamlar var. Hayatta bunu hep siz görmüşsünüzdür. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor Efendimiz, insanın bu gibi duygular kapılmaması için kendinden aşağısına bakması lazım. Kendiki nimetleri görüp şükür demesi için. Şükür demesi için. Bunu ayarlayın. İnsanlarla karışmakta bu gibi şeylere dikkat edin buyuruyor. Evet. Hakim Müstetekin'de Beyhaki Şuab-ül İman'da keza Ahmet İbni Hanbel, Ebu Davud Nesai, Abdullah İbni Şihir. Evet. Şihir İbni Avf el-Amiri'den nakletmiş sahabi sahih bir hadistir. Evet. İktahilu el-ismit bil-ismit sürme taşıyla sürmelenin. Sürme çekin gözlerinize. İsfahan'da yetişeni siyah olurmuş. En güzeli olurmuş. Hatta misle de karıştırabilirsiniz. Güzel kokar. Fe innehu yeclül basar. Sürme sünnettir bu hadisten dolayı. Hacca gidenler görürler. Erkekler de sürme çeker. Haçta görmüşsünüzdür. Bu hadisi uygularlar. Ama bizim Türkiye'de şimdi erkek sürme çekse gözüne mucuba niye? Bu örf adet böyle. Tabii fitne çıkmaması için vazgeçeceksin yani. Orada burada dedikoduya sebep olmayacaksın. Ama sürme çekmek erkeklere de kadınlara da şeydir, sünnettir. Gözü cilalandırır. Gözmesini görmeyi artırır. Öyle bir hassa vardır onda diyor Peygamberimiz. Ve yumbitüş şa'r. Evet. Gözü korunanlardan birisi kaş. Birisi de göz kapaklarında kirpikler var. Bu sürme
göz kirpiklerini kuvvetlendirir. Onlar da gözü koruyan şeylerdendir. Biliyorsun kirpikleri uzun filan diye türküsü şarkısı bile var. Güzelleştirir yani. Göz güzel görür, kirpikler kuvvetlenir. Evet. Gözü koruyan bir husustur. Şimdi dışarıdan bir madde geldi mi Allah Celle Celaluhu öyle yaratmış. Otomatikman gözümüz kapanıyor. Kim koruyor? O da kirpikler koruyor. Birisi de o gözü böyle de korur. Güneşten korur. Şundan korur. Doktora gidiyorsun. Aman güneşe çıkma gözlüksüz diyor. Katarak oluyormuş, yapıyormuş güneş katarak yapıyormuş genellikle. O bu kirpikler kuvvet olursa böylece gözün sağlığı açısından önemlidir. Önemlidir. Evet. Gözün işte katarak güneşten koruduğu için katarak gözün önüne perde çekilmesi. Onu kazıyıp alıyorlar. İyileşiyor filan. İşte sürme çekerseniz o katarak olmaz. O gözün önündeki perdeyi giderir. Giderir. Evet. Gözyaşlarını da ayarlar. Şimdi Allah Celle Celaluhu sadece nereye bakarsanız bakın, bir göze baksanız bile öyle otomatik tedbirler var. Gözünüz yaş gelmese gözün içinde bezler var. O bezler yaşlamasa göz kapağınız yapışır gözünüze, kıpırdamaz, oynamaz. Onun için makinenin yağı olmadığı zaman yanıyor ya. Gözü o yağlamadığı anda gözünüz bozulur. Ama o göz yaşı fazla olursa da gözünden su akar devamlı. O da iyi değil. Bu şeyin diyor sürmenin göz yaşını ayarlar diyor. Ona da faydası vardır. Ona da faydası vardır. Gözün önüne gelen perdeye engel olur. Ona da faydası vardır. Ona da faydası vardır. Sünnettir. Her şeyden evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye bu niyetle eğer sürmelenirseniz sevaptır. Peygamber'e uyma nedeninden dolayı ibadet olur. Kendin çekebilirsin sürmeyi. Başkasına da çektirebilirsin. Böylece Peygamber'e uyma niyetiyle sürme çekerseniz bu ibadet olur. Demek ki ibadette de vekalet olur. Anlamına da geliyor burada. Bu bir ibadetse başkasına da sürme çektirebilirsin. Demek ki ibadette de vekalet olur. Zaten biliyorsunuz haçta vekalet oluyor. Ama başkasını para verip memur edip de benim adıma meşvekli kıl al sana şu parayı diyemezsin. Kanunla nerede? Bunlar özel şeylerdir. Tahsis edilmiş şeylere mahsustur. Yaygınlaştıramazsınız. Evet. Tirmizi Abdullah İbni Abbas'tan, Ahmed İbni Hanbel, Abdurrahman İbni Numan Hazretlerinden, Ensari Ezdi, İbni Neccar Cabir Hazretlerinden bu hadisi nakletmiş. İktehilu bil ismit, gene sürmelenin, sürme çekin gözünüze. İnden nevm, uyurken, uyumaz esnasında, uyumadan evvel. Çünkü bunun çok büyük faydaları vardır. Bir kısmını yukarıda açıkladık. Fe innehu yecibfu eddem'a. Evet, gözyaşını ayarlar. Çok akarsa zararlı. Az akarsa zararlı. Bunu ayarlar. Bunu ayarlar. Ve yumbetü şar göz kirpiklerini kuvvetlendirir. Ahmed İbni Hanbel, Abdurrahman İbni Numan Hazretlerinden, Cabir Hazretlerinden nakletmişler. Evet, tabii burada şuna da değinmemiz lazım. Hanımların evden çıkarken dışarı sürmelenmek gözü güzelleştirir, dikkat çeker. Evet, böyle sünnettir ama kadın kısmı sokağa çıkarken bunu yapmaması lazım. Çünkü dikkat çekmek iyi değil kadınlar açısından. Evde kocasına karşı süslenirken haza sünnet, haza ibadet. Hem göze faydalı hem de kocasını karşı iyi görünmesi açısından çok gerekli bir şey. Öyle düşüneceğiz. Sokağa çıkarken bir de işte şimdi Türkiye'de bu adet değil. Erkekler sürme çekse homoseksüel mi ya falan demeye giderler. Böyleyse gene vazgeç. Yani sünnet işleyeyim derken birçok fitneye sebep olursun. Bu zamana yere göre olur.
Bunu da burada ifade edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ekseru men yemutu min ümmeti ba'de kadâillâhi ve kaderihi bil enfus. Ya insanların en çok öldüğü ölüm sebebi nazardır. Kabristende yatanları saymaya kalksak nazardan ölenler çoğunluktadır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Göz nazar değmesi haktır. İnnel ayne hak. Peygamber sözü bu. Nazar değmesi, göz değmesi haktır. Haktır. İnsanlar burada da imtihana tabidirler. Bütün azalar bize emanettir. Gözü başkasını hasta etmek için öyle etkisi var. Evet. Arapçada meşhur sözdür. Nazar deveyi tencereye kesersin, tencereye getirir, insanı kabre götürür. Aynen böyle atasözü var Arapçada. Haktır, nazar haktır. Hakikaten öyle adamlar vardır. Apartmana bakar, çok güzel, yeni yapılmış. Apartmana bakar, vay be apartmana bak be. Apartman yıkılır arkadaş. Araba, çok güzel araba almış herif. Arabaya bakıyor, vay be falan der. Araba devrilir, kurda olur. Evet, biz bunu her zaman yaşamışızdır. Siz de yaşıyorsunuz. Çocuklara da nazar değer. Masum yavruyu, annesi Allah'a sığındırmazsa ki sığınma duası var biliyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma efendilerimizi Allah'a sığındırırken اُعَوِّذُهُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ Allah'ın yarattığı her şeyin şerrinden bu yavrularımı Hasan Hüseyin'i sana sığındırıyorum ya Rabbi. Peygamberim Buhari Müslim müttefakun aleyh hadistir. Sığınma duasıdır bu. Siz de bunu çocuklarınız dışarıya çıkarken birisi geleceği zaman okuyun. Çünkü çocukların kalbi temizdir. Kalbi temiz olunca o güzellik yüzüne vurur. Ondan dolayı her çocuk güzeldir. Her çocuk güzeldir kalbi temiz olduğundan. O güzelliği çocuğa bak, gözlere bak ya, Allah dudaklara bak ya falan. Bir maşallah de ya. Beyefendi, hanımefendi. Barakallah. Allah ne güzel yaratmış. Allah'a bağla o işi. O zaman nazarın değmez. Ama kaç kişi der bunu? Oraya bak be, arabaya bak be falan. Efendim arkadaşımız yeni araba almış. Biz de bir Sivas'a kongreye gideceğiz. Evet, bir yerden geçiyoruz. Benzin almaya girdi. Benzin alırken adamı da araba da 3-4 günlük gıcır gıcır. Çok yüksek bir model. Orada da o arabayı almak zor, mümkün değil. O şey diyor, benzin parası yatırıyor. Ben de arabadan indim. İhtiyarlık kolumuz, belimiz tutuluyor. Devamlı sabit oturunca indik aşağıya. Deliler gibi çırpınıyoruz. Kol, el hareketleri yapıyoruz. O ağrılar geçsin diye. Ben orada ya bakın 3-4 kişi geldi. Arabanın etrafına dönüyorlar. Arabaya bak be, vay be, üf. Vay be, üf, üf. Dönüyorlar, böyle söylüyorlar. Evet, bindik arabaya. 1-2 kilometre ya gittik ya gitmedik. Virajı alamadık. Arabanın iyisini alacaksın. Can kurtarıyorsun. Havaya kalktığı halde araba yine lap diye yere düştü. Çünkü biz okuyarak bindik arabaya. O korumasa gittik yahu, dereye uçacağız yahu. O sözler o zaman aklıma, vay be, arabaya bak be, üf be falan sözleri. Bir maşallah deyiverin. Maşallah deyiverin. O zaman nazar değmez. Çocuğa bakarken, severken maşallah deyiverin. Subhanallah deyiverin. Barakallah deyiverin. Eve meve hayvana. Evet hayvana. Çok var bunların misalleri, örnekleri. Göz haktır ve kabirlerde yatanları saymaya kalksak diyor Peygamberimiz. Ölen, gözden ölenler çoğunluktadır. Ekseru men yemutu min ümmeti, ümmetimden ölenlerin çoğu nazardan ölür. Onun için tabii göz elin hayvanını öldürmek, çocuğunu hasta etmek için değil. Anası arabanın sahibi arabaya binerken sağ ayağınla bineceksin arkadaş, Bismillah diyeceksin, 3 tekbir alacaksın.
Üç de tehlil. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ondan sonra Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Bu sefer ayetidir. Allahümme inni es'elke fî seferi hâzel birre ve takvâ ve minel amel mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyye s-safara ve atu anna budal ard. Allahümme asıbni fî seferi ve ahlufni alâ ehli. Böyle söyleyeceksin, Allah'a sığınacaksın. Evet, biz o nazarla keskin ama elhamdülillah. Araba iki tekerin üstüne havalandı. Ondan sonra lap diye düştü yere. Bir şey olmadık elhamdülillah. Bir şey olmadık. Allah'a sığınacaksın. Bakan da müminler birbirinin kardeşi. Evet, mümin olmasa bile insan o ya. Sana bir kötülüğü var mı herifin? Yok. Niye onun arabasını şey edesin, onu kaza yaptırasın? Arabaya maşallah denir. Yavrun da olsa eşyadır. Maşallah, Allah ne güzel araba, ne güzel ev, ne güzel çocuk denir. Nazar değmez o zaman. Yoksa böyle olur, böyle olur. Evet. Bil enfus, yani nazar ile ölür. Şeylerin çoğu böyledir, böyledir. Bukhari Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Evet, bu hadis-i şerifi.